Lux Epic ekranlarından herkese merhabalar dostlar. Uzunca bir süredir yeni video gelmiyordu. Malum çalışıyoruz, iş güç, uğraşıyoruz. Buralara çok fazla ara verdik. Yeniden bir şöyle kucaklaşalım, bir hasret giderelim dedim. Bir de yeni çıkan bir oyunu tanıtacağım sizlere. Oyunumuzun adı Kyo. Doğru mu okuyorum bilmiyorum. K-E-O yani Kyo şeklinde okuyorum. Daha önceden böyle eski jenerasyonlardan Revolt falan oynayan varsa çok iyi hatırlar. Çok efsanevi bir oyundu. Bayağı eğlenceli bir oyundu kendisi. Böyle araçlarla yarışırken aynı zamanda birbirinize böyle silahlarla, araçlardaki özel güçlerle saldırıyordunuz ve birbirinizi deaktif hale getirmeye çalışıyordunuz. Doğru bir telaffuz mu bilmiyorum deaktif etmek ama doğru kullandığımı düşünüyorum. Bu da benzer yapıda bir oyun. Yeni çıktığı için tabii ki de eksiklikleri vardır. Ben bir denedim. 10-15 dakika pratik yaptım. Gördüğüm kadarıyla mekanik anlamda biraz daha geliştirilebilecek bir oyun. Ama öne açık bir oyun. Hemen bir random match making atalım. Şöyle bir eşleştirsin bizi bakalım. Kendisi yaklaşık bir hafta önce falan Steam üzerinden ve bazı platformlardan ücretsiz olarak dağıtılmıştı. Şu an paralı mı oyun bilmiyorum ama büyük ihtimalle paralıdır. Umarım oyuncu da vardır. Bulabiliriz şöyle bir maç. Oyunun yapısına gelecek olursak da böyle haritada etrafa saçılmış enerjiler var. Kalkanlar var. İşte cam dolduran özellikler var. Onları topluyorsunuz. Bir yandan da aracınızı bu kısımdan modifiye ediyorsunuz. Benim şu an bir panterim var. Oyun açılışında verdiği parayla bunu alabildim. 4-5 tane araç alabiliyorsunuz o parayla. Benim için en makulü bu geldi. Çünkü hız konusunda ve enerji konusunda en orantılısı buydu diyebilirim. İşte enerjidir, zırhtır, absorbe gücüdür. Aynı zamanda buradan da silah değiştiriyor, silah takabiliyorsunuz. Modifiyedir, şudur budur, cevaptır, her şey var. Gördüğünüz gibi. Şu an biraz oyuncu eksikliği var oyunda. Çünkü hala gelişmekte olan bir oyun kendisi. Şöyle bir biraz bekleyelim bakalım. Oyuna girdikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet, matchmaking'de biraz bekledim ama ses için kusura bakmayın. Böyle master voice'ı biraz kısayım. Matchmaking'de biraz bekledim ama dediğim gibi yeterli oyuncu olmadığı için henüz. Oyun yeni çıktı çünkü. O sebeple girmedim. Oyun buldu ama çok oyuncu yoktu. Enerjiyi bir alayım. Ben de şu an bir practice'e girdim. Size en azından oyunu tanıtayım böyle bir. İkinci gücümü bir alayım ben de. A tıkla seçtiğiniz 1, 2, 3, 4'ten birini, silahlarınızdan birini özel güç olarak kullanabiliyorsunuz. Sol tıkla da ana silahınızı kullanabiliyorsunuz. Hedefe kendiliğinden kilitleniyor silah. Yani sizin ayrıca nişan almanıza gerek yok. Ama manuel yapsalardı sanki daha tatlı olurdu gibi geliyor bana. Bilemedim şimdi. En azından biraz daha zorlaştırırdı oyunu. Enerjiyi kaçırmamam lazım. Bu peşimden ayrılmayacak gibi duruyor. Bayağı zarar verdim kendisine. Şu enerjimi de alayım da. Silahımızı değiştirelim. Gördüğünüz gibi özel gücümü de kullandım.
Canım bayağı azaldı bu arada. Enerjimi alayım. Patlayacağız zaten. En azından bu kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Altla düzeltebiliyoruz arabayı ama patlayacağım şu an. Evet, patladık. Yeni araçlar açtığınız zaman ve modifiye yaptığınız zaman daha güzel oluyor, daha eğlenceli hale geliyor. Şu canı vermeyeyim ben sana. Kalkanım var, enerjim var. Evet, silah cooldown'umuzu aldık. Üçüncü kuvvet olarak. Ha, silahımız cooldown'daymış henüz. Buradan hemen enerjimi alıyorum. Burada bir 4x'imiz var. Canımı bir doldurayım. Aslında gayet böyle eğlenceli bir oyun. Arkadaşlarınızla falan girdiğiniz zaman eğlenebilirsiniz. Ama şu anlık böyle şeyi önermem yani. Saatlerce girip oynayabileceğiniz bir oyun değil. Evet, güzelce zararımızı da verdik. Kısaca böyle bir oyun diye bahsedeyim size. Ana menüyü de tekrar bir göstereyim isterseniz. Aklınızda bir soru işareti kalmasın. Evet, ana menümüzde böyle. Gördüğünüz gibi şu an 1, 2, 3, 22 bin oyun parası veriyor başlangıçta. Ben Panther'i tercih ettim. Tabi Viper'a kadar hepsi alınabiliyordu. Diğer araçları bilmiyorum, henüz hiç kullanmadım. Ama şu bayağı böyle sağlam görünüyor. 16 seviye gerekiyormuş bunun için de. Başka şöyle kaplamalar var gördüğünüz gibi. İşte tekerler var. Jantlar. Aksesuarlar var araç için. Gördüğünüz gibi. Çeşit çeşit ürünler var. Henüz böyle bir şey yok, ranked modu falan yok ama oyun tam anlamıyla böyle bir yeterince oyuncu seviyesine ulaştığı zaman yüksek ihtimalle düşünüyorum ki bir dereceli oyun modu da gelecektir ve çeşitli modlar gelecektir. Evet, sormak istediğiniz bir soru varsa ya da oyunla ilgili bir yorumunuz varsa da artık yorumlara bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İyi günler.